da bir yurt tahsis edilmiş. TÜGVA'ya. TÜGVA'ya. Peki. Şimdi bununla ilgili Sayın İsmail Emanet döneminde bir önceki genel başkan döneminde Adana'daki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmış. Islak imzalı belgeler var orada. Bu. Bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar bu, bu Amasya tokat, Adana olan. Bu tokat Adana olanı bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlarımız bakıyorlar Murat'cığım. Adana olan. Adana'daki mesela şey deniyor ki şu yurdun tarafımıza tahsis edilmesini istiyoruz diyor. Kimden bu, istiyor bunu? Yerel yönetimden, vakıflar valilikten. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve şart diye hemen. Ha evet. 28.10.2016'da yazılmış Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğü'ne vakfımız geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen falan filan hoşgörülü sahibi bir gençliğin oluşumunda söz sahibi olabilmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Türkiye genelinde yapılanmasını tamamlamak üzere faaliyetlerine devam eden vakfımızın bu çalışmalarda kullanılmak üzere Adana ili Seyhan ilçesi falan falan adreste bulunan Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı Bergüzer Eğitim Kültür ve Danışma Derneği Ada Demi Merkezi isimli tanışınmazın vakfımıza tahsis edilmesini talep etmekteyiz. Evet şimdi bundan sonra el koyma haberi var arkadaşlar onu verelim. Bu vakfa bakın. Sonra ee, bu vakfı Vakfı e, Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı Bergüzer. Şimdi bunun bu değil arkadaşlar bir şey olacak haber olacak Kipir. şu, şu evet, evet şu 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 şeylere el konuldu diye e bununla ilgili de o bahsedilen vakfa el konuyor o vakfa el konulduktan sonra yerine ondan sonra Türk çevriliyor ama bu İkisinin el konulduktan sonra bu şey tabii tabii bu el konma yapılıyor el konma yapıldıktan sonra bu yazı Başımız yazılıyor ya. bu yazı yapıldıktan sonra ise Türk oluyor. üçünün de şeyi var görüntüleri var. Şimdi bu çok kolay doğrulatacak. Mesela oradaki adresi girdiğiniz anda Türk Van adresi çıkıyor iletişim diye. Zaten el konulan yurtların listesi var zaten. E Tabii. Çok, çok fazla var. Evet, yani bir Şimdi bunlarla ilgili ben başkanla görüştüğümde dedim ki baş Sayın Başkan dedim. Buradaki birçok şeyi doğrulattım. Bu insanların, siz kumpastan bahsetmişsiniz. Basın açıklamanızı da okudum ve dinledim de sizi. TÜKVA üzerine gelinerek bir kumpas kurulduğunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu ben de ilk başta gazeteci her zaman şüphecidir. Her belge şüpheyle yaklaşır ve doğrulatma peşindedir gazeteci. Bununla ilgili ben de şüphe şüphelerle yaklaştım ve bu tür şeylerde bazılarında doğrulattım. Bunlar anlatınca sayın başkan da dedi ki Murat Bey hukuksuzluk var mı dedi. Yani, yani evet dedi. diyor, Biz almışız evet, bu bunun vakfı. Bunun bir günah bir diyor. suçu var mı diyor yani biz yasal olarak bir vakfa yazı yazabiliriz. Vakıf bize bir yer tahsis edebilir. Bakın bu. Bunun devamı da var. Şimdi mesela. İşte bu soruşturma kapsamında valinin açıklaması bu. E, Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 38 kurumun kapatılarak hazineye devredildi açıklandı. Devam ediyor. O bazılar dediği kısımda o az önce tahsis edilen vakf, vakfın da ismi var. Şimdi ama burada gerçekten bir sıkıntı yok. Yani FETÖ e, yurtlarına devlete el koymuş. Evet. E, 15 Temmuz'dan sonra. Doğru anlıyorum değil mi anlattığını? Evet. E, ve o yurtlara el koyduğu yurtların bir bölümünü e, işte Türge ve Türgva'ya... Çukurova, Yukarıda evet. Tür ve TÜGVA'ya tahsis etmiş. Daha birçok vakfa. Ve birçok vakfa. Kendi seçtikleri bir vakıflar kendi kümesine, evet. kendi vakıflarına. Buraya kadar yani aslında Ama Özlem şu şimdi bir tam sorun, yasal bir sorun olmayabilir ama. Başlayayım. Yasal çok sorun olmayabilir ama. Evet. Şimdi ama bu vakıfların şimdi biz e, yurtları yönetecek olan Kredi Yurtlar Kurumu değil midir? Ha. Kredi Yurtlar Kurumu'na niye tahsis edilmiyor? Özel okullar tabii ki onlar da e, İmam Hatip'e çevrilmiş. Hadi özel okulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde bunu anlarsınız değil mi? Yani sen diyorsun ki devlet Vakıfla... eliyle Türkiye'de gençler yurt ararken devlet eliyle bu yurt binaları ve yurt yapıları gene dindar, e, muhafazakar bir takım vakıf ve tarikat yapılarına bile isteğe verildi diyorsun. 6 tane dernek vakfa. Toplamda 6 tane. Yani hatta aralarında da bölüşmüşler. Yani dindar hangi... ve muhafazakar kısmında sorun yok. Dinci vakıflara verilmiş dini siyasete alet edip ya dini kullanan vakıflara verilmiş. Doğru kelimesi budur. Dindar ve muhafazakarlıkla sorunumuz yok ki bizim. Ama bu yurtların, ben bunu kendisini genel başkana da söyledim telefonda. Ben buna karşıyım. Ve karşı olmaya da devam edeceğim. Çünkü bu ülkenin Milliyetin Bakanlığı var ve Kredi Yurtlar Kurumu var. Devlet eliyle yönetilmesi gerekiyor. Ama bu vakıflara tahsis edilmiş. Şimdi buradaki sorunlardan biri de şu. Diğer tablolar var arkadaşlar. Mesela e, masraflar tablosu var. Masraflar tablosunda, Sayın Başkan'a da söyledim telefonda. Masraflar tablosunda deniyor ki mesela Gaziantep'te yurt tahsis edilmiş. Karşısında kirası belediye tarafından ödeniyor yazıyor. Hayda. Yani doğru. Belediye ödüyor kirası. Evet bakın. Ha evet. Bu, bu TÜGVA özelini mi konuşuyoruz evet. şu anda? Peki Ankara, o zaman bu illerin tamamında TÜBAN'ın yurtları mı var demek ki? Hepsinde mi? var. 38 tane falan Ankara, İstanbul, lazım Diyarbakır, şey. Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve bunların tamamı e, belediye tarafından mı ödeniyor? Hayır, Yok, orada yazıyor. Tahsis, tahsis, diye yazıyor mesela bakın. Rize'deki valilik tarafından karşılanıyor. Kira il Kravuz yönetimi 12. tarafından karşılanmaktadır. Mesela, Kira il yönetimi tarafından. Antep'te Tahsis yazıyor görüyor musunuz? Evet gördüm. Belediye tarafından karşılanmakta. Kirası yani öyle evet, mi? Evet şimdi Antep'te çok başarılı belediye meclis üyesi dostumuz var. Daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde de onun haberiyle birlikte bu yurdun haberi yapılmıştı. Çıkmıştı. Mesela Samsun'da var. Samsun'daki yine haberi çıkmıştı. Hatta 2019 Sayıştay raporunda vardı. 1 milyon lira destek verilmişti şeye. İşte evet. burada var mesela tahsis denilmiş Kahramanmaraş evet. belediye, belediye tarafından, tarafından karşılanmaktadır. karşılanmaktadır. Bingöl pardon Malatya'da varmış tahsis denilmiş belediye tarafından karşılanmaktadır. Evet bu şekilde belediyede ya da devlet kurumları mesela vakıflar bunun bir ikinci sayfası daha var. Vakıflar bak mesela yine daha. Yani ediyor. mesele sadece o adadaki TÜGVA vakfı yurdundan ibaret değil daha o ona kafe. benzer. O yurtta evet. yurt değil orada kafe. Evet ha. kafe evet. Yani benzer bir sürü yurt yapısı var demek ki aynı şekilde. Şimdi burada da e, bunlar da kendisine sordum Sayın Genel Başkanı. Sen bizzat Emin Bey'le konuştun. Tabii tabii Emin Bey'le konuştum. E, kim olduğunu söyleyelim e, ismiyle soyadıyla. Enes Eminoğlu. Enes Eminoğlu TÜGVA'nın evet, Emin. şu anki başkanı. Bu arada mütevelli heyetinde de çok ilginç isimler var TÜGVA'nın onları da hatırlatalım. Örneğin kimler olduğunu da e, söyleyerek tabii ki. Bir saniye, Yüksek İstişare Kurulunda mütevelli değil, Yüksek İstişare Kurulunda Burhanettin Duran yanlış bilmiyorsam AK evet. Parti milletvekili. Hayır. Ya? Seta e, danışman. Ha Seta Aynı danışmanı. Da. Çok pardon. Seta, Seta danışmanı. Başkanı. Evet. Seta başkanı. E, Mustafa Şen Cihannuma Derneği Başkanı. Aynı zamanda bir araştırma şirketi sahibi ve AK Parti İstanbul İl Örgütü ile çok yakın çalışıyor. Osman Nuri Kabaktepe AK Parti'nin yeni seçilmiş olan İstanbul İl Başkanı. Mehmet Tevfik Göksu kim olduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Mehmet Fatih Kacır Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Barank'ın bakan yardımcısı. Ve Bilal Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğullarından biri. Muratçım devam et. Peki bunlar tahsis. Bir de son olarak gündeme gelen TÜGVA'daki e, yurtlarda yetişenlerin kamuda görevlendirilmesi meselesi. Tabii o yurtlarda yetişen kelimesi e, ne kadar karşılığı doğru olur, onu bilinmez. Çünkü e, şöyle bir şey var: gençlerimizin çoğu devlet yurtlarında yer bulamadığı zaman kendilerini mecbur barındırmak için bir yerlere gidiyorlar. Bu yurtlarda o şeyde kullanıyorlar. Çocuklar o yurtlara gittiği zaman işte dini değerlerle ilgili eğitimler veriliyor işte. E, Alt, alt tarafında mutlaka e, şu andaki AKP politikasıyla oluşturulmaya çalışılan e, politikalar güdülmeye çalışıyor çocuklara. Bunlarla ilgili de hatta kamplar yapılıyor, gençlik kampları yapılıyor. Onların arkasında da başka e, başka türlü eğitimler verilmeye çalışıyor. E, kendi zaten e, sakladıkları bir şey de değil. İşin açıkçası bültenlerinde de yayınlıyorlar bunu. İşte baba bizi camiye götür. Annemle sabah namazı ki bunun bu müinvelde etkinlikleri var e, Türk vada. Bununla ilgili özelinde Sayın Başkan'a bunları söylediğimde ben şu izlenim edindim. Diğer evraklar yok. Yani bu yayınlanacak 9 tane e, yayınlanmış olan ya da gelmiş olan evraklar yok. Ben de kendilerine bu evrakları gönderdim. Bu evrakları inceleyin. Tekrardan sizle telefonda konuşalım. E, bunlar dedim doğru yani içerisinde çok ciddi doğru evraklar var. Sayın o da Sayın Başkan da şunu söyledi. Murat Bey dedi. Yani belki bunlar da içerisinde hangi evraklar bilmiyorum ama dedi içerisinde 2 3 tane yalan evrak katarlar ve bununla ilgili de e, ne yazık ki önümüze e, farklı şeyler çıkar dedi ve bir e, siyasi aranaya çekilmeye çalıştıklarından bahsetti sayın başkan Bizi dedi siyasi aranaya çekmeye çalışıyorlar Değil ve de. bir kumpas kurulmaya çalışıyorlar. Zaten bize, dedi. siyasi aranın içindeler. Tam göbeğindeler. Yani yani. Az yüksek, önce Yüksek İstihbarat Kurulu'nu okudum. yani Tamamen şu anda AK Parti'de e, çok kritik siyasi görevlerde bulunan isimler. Biz dedi sadece vakıf olarak kalmak istiyoruz dedi. E, tabii ben dedim bu sizin son gelişmeden işte bu adalardaki TÜGVA işiyle ilgili oradan bağlamdan kapı konuşurum. Ben sadece bu evraklarla ilgili konuşuyorum dedim. Bu evrakları da siz gördükten sonra ben tekrar sizle konuşmak istiyorum. Hatta lütfen canlı yayına bağlanın dedim akşam. Lütfen canlı yayına bağlanın. Biz de size gazeteciler olarak sorular soralım. Ee, i̇nsanların da kafasında soru